yıl boyunca halkımıza, Çivi köyümüze hizmet etti. Modern belediyeciliği ve AK belediyeciliği vatandaşlarımız ile buluşturduk. Rabbime şükürler olsun ki Çiftlik Köy'de yapılamaz denilenler bir bir yapıldı. Altyapısıyla, asfaltıyla, modernize edilen çocuk parklarıyla, sahil projemizle, imar düzenlemelerimizle ve milli ve yerli bir düşünceyle Çiftlik Köy'ün her sosyal projesinde bir bir yerine getirdik elhamdülillah. Bu sözlerimiz şu andan itibaren vereceğimiz sözlerin de teminatı olarak diye düşünüyorum. Doğru mudur? Evet. Evet. Dolayısıyla bizim Çiftlik Köy'le ilgili hayallerimiz bitmedi. Bu hayallerimiz bir bir gerçek olacak. 2014 yılında belediye başkanı adayı olurken verdiğimiz sözler var. 30 Mart akşamı seçimi kazandığımız zaman 2019'da ne konuşacağımı düşünmüştüm. Acaba bu verdiğimiz sözleri birbiri yerine getirip onurla, şerefle, Çiftlik Köylerle tekrar buluşacak mıyız? Yoksa mazeretler üretip bir seçim mi yapacağız? Elhamdülillah, Rabbime şükürler olsun. O verdiğimiz sözler birbiri yerine geldi. Bugün onurla, gururla, şerefle karşınızda. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği üzere Çiftliköy'de tekrar belediye başkanı adaylığı görevi tarafıma tevdi edildi. AK Belediyeci ihtiyaçlarını yerine getirmek, tüm halkı kucaklamak ve herkesin belediye başkanı olduğumuzu tekrar göstermek için karşınızdayım. Bir sloganımız var. Seçimlerden önce, seçimlerden sonra, siyasete girdiğimizden itibaren. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmadığı gibi hiçbir başarı da tesadüfi değildir. Bakın bir örnek vereceğim size. Biz her şeyi ilmik ilmik inceleriz. İstişareler yapar, ekibimizle yola çıkarız. Seçim şarkısı yapacağız. Dediler ki başkanım şu sözler var. Bu söz, bu söz, bu söz. Bu sözler hangilerini şarkı yapalım? Dedim ki biz bunu şöyle yapacağız. Halkımıza soracağız. Ali Murat Sirpagar halk nasıl tanıyorsa o sözleri alt alta getireceksiniz. O şarkı yazacaksınız. Üç hafta halkımızda gezildi. Bu kelimeler, 6-7 kelime, belirleyici kelimeler bulundu. Bu kelimeler çalışkan. Doğru mudur? Zaten bu noktada kimsenin bir itirazı yok. Cesur, doğru mudur? Fedakar, doğru mudur? Cefakar ve bahtiyar, o da Çiftlik Köy'de olduğu için. O da bence doğrudur. Dolayısıyla bırakın altyapıyı, üst yapıyı, ciddi bu büyük hizmetleri yaparken titizliğimizi bir şarkı sözünde dahi bu titizliğimizi ispatladık ve halkımıza sorduk. Bu. Halkımız ne diyorsa o. Halk diyor ki cefakar, fefakar, cesur, dürüst. Eyvallah. Dolayısıyla 31 Mart 2019 yerel seçimleri de en iyisinden en kıdemlisine, en gencinden en yaşlısına, her kademedeki kardeşlerimizi ancak bir ekip ruhu ve bütünlüğü içinde yorulmak bilmeden çalışmasıyla milletimizin teveccühüne nail olabiliriz. Bunun da bilincindeyiz, farkındayız. Sokakta, evde, iş yerince, kısaca hayatın her alanında seçmene en doğru biçimde ulaşıp onunla en doğru biçimde iletişim kurabilmek için hiç kuşku yok ki bizleri diğer partilerden ayıracak ve halkımızın nezdinde öne geçirecektir. Bakın bir daha söylüyorum. 2019 seçimlerine bir daha konuşmayacağım bu konu üzerinde.
bu saatten sonra Çivri köye, sokak sokak, ev ev, köşe köşe projelerimizi anlatacağız. Halkımızı barıştıracağız, bütünleştireceğiz. Buradan son kez söylüyorum. Bunu duysunlar. Duymuyorlarsa da Çivri köyde artık siyaset yapmasınlar. Çivri köyü karıştıracak sözler söylemeyiniz. Çivri köyle ilgili hayallerinizi anlatınız, projelerinizi sununuz. Gerisi laf. Ziya Paşa diyor ki, aynesi iştir kişinin. Lafa, söze bakılmaz. Projelerinizi bekliyoruz. Şu ana kadar yaptıklarınız nedir onu bekliyoruz. Çünkü biz bu saatten sonra ne yaptıysak onları anlatacağız ve Çivri köyümüzün eksikliklerini gidereceğiz. 20 yapım projesiyle, bu 20 yapım projesi inşaat demek. Bunu sizce tanıdığınız Ali Murat Sıkbakar yapar mı? Mensubu olduğumuz partimiz verdiği sözleri bir yerine getirir mi? Başkanımız partisiyle beraber bu 20 sözü yerine getirecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. 2024'te burada olduğumuz zaman ama aday ama değil fark etmez. Burada bir sözümüz olacak Allah nasip ederse. 2024'te de aynı bu onurla gururla diyeceğiz. Verdiğimiz projeler, verdiğimiz sözler bir yerine gelecektir. Geldiğini göreceksiniz, Allah nasip edecek biz onu. Çünkü yola selamun aleyküm diye çıktık. Ve elhamdülillah demek için mücadele veriyoruz. Bunun dışında mücadelemiz yok. İnşallah. Nazım Hocam Allah razı olsun. Dolayısıyla AK Partili, AK Parti belediyeciliği demek hizmet üretmek. Hizmet üretmek. Yatırım yapmak. Gururla hizmet ettiği aziz milletimizin gönlünde yer edecek bir üslup ve gayret içinde olmak demektir. Bu anlayış içinde milli irade, milli siyaset, hizmet siyaseti, medeni tasavvuru, medeniyet tasavvuru ve milletin derdine dertlenen bir gönül dünyası esastır. Şiarımız budur. O zaman yeminimizi, sözlerimizi çok sevdim. Şunu sözlerimizi tekrarlayıp gidelim. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek millet. Tek millet. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Var mıyız? Hayır. Var mıyız? Hayır. Selamun aleyküm. Hayır. Evet. Haydi. Haydi Çivri köyü. Bir. Samimi her çıkar. Ben cefa çarpattılar. Hep birlikte vermişiz.